kulle muhtesin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalatin finnar. Ve bis senedil muttasil en nebi sallallahu ta'ala aleyhi ve selleme ennehu kal. İnnemel ilmu bitteallum. Ve innemel hilmu bittehallum. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cümle peygamberler aleyhimussalavat ve teslimat, ehli beyt, ehli ashab, etbaalları, rıdvanullahi teala aleyhim mecmain, bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden ithal dar baka edenler, rahmetullahi aleyhim mecmain, hasreten eserinden yaralandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşah efendilerimiz, hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimiz, tüm geçmişlerimizin ervaçine el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu. Müstakim sıratal mustakim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müsteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İnnemel ilmu bitteallum. İlim tahsili ancak ve ancak öğrenmekle olur. Öğrenmek, öğrenmek için çalışmakla olur. Veyahut da bir başka rivayette bir talim öğretmekle olur. Gerçekten insan daha çok halka hitap ederken, öğrenciye öğretirken öğreniyor. Kendisi kitapları araştırırken tespit ettiği şeyler belki bazen gözünden kaçabiliyor. Ancak topluluğa hitap ederken daha dikkatli ve icabında itirazlar falan olduğu için öğretirken daha çok insan öğreniyor. Yani ilim ya böyle öğrenmek bir alim birisine huzurunda oturup talebelik yapmak, çalışmakla veyahut da öğretmekle olur. Evet. Tabii bu ilimler de, bu ilim kaynağı da İslam dininin esaslarına göre peygamberlerdir. Ve onların veresesi olan alimlerdir. El ulema veresetül enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler de Allah'tan öğrenmişlerdir. İslam'da ilmin kaynağı böyledir. Onu öğrenmek, onu evvela istemiş olmak lazım. Samimi olarak istemiş olmak lazım ve de ilim alacağın zatın ehil olması lazım. Ehil birisinden öğrenmek için çalışmak lazım. Ondan talep etmek lazım. Evet. Dini ilimler İslam'da tabii başta gelir. Ama insanlara hizmet için, müminlere hizmet için, insanlara ihtiyacı olan konularda hizmet etmek için yapılan çalışmalar, böyle ilimler de dinimize göre ilim dışı değil, ahirete faydası olacağı için dini olur. Dini olur. Evet. Efendimiz öyle buyuruyor. İlim sahibi olacaksanız ya bir alimin önünde diz çökeceksiniz ya da öğrenci öğreteceksiniz. İnsanlara ilmi öğreteceksiniz. Bu şekilde ilmi geliştirmek mümkün olur. Evet. Hangi ilim olursa olsun insanlara yararlı olmak kaydıyla, insanlara hizmet etmiş olmak kaydıyla dinen teşvik edilmiştir. Abdullah Mesud sahabenin ileri gelenlerindendir. Fakih, hukukçu sahabilerdendir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin de dayandığı, hükümlerini dayandırdığı sahabidir. Sahabilerin hepsi çok muazzam insanlardır. Allah tarafından övülmüşlerdir. Ama onların arasından da farklılıklar var. Kimisi Kur'an okumakta uzman, kimisi hukukta uzman, kimisi hadisçilikte uzman, böyle tefsirde uzman olanlar var. Abdullah Mesud da fıkıhta son derece öne geçmiş sahabilerden. O diyor ki, تَعَلَّمُوا فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَا يَتْرِ مَتَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ Öğreniniz. Benim şimdi ihtiyacım falan yok filan demeyiniz. Öğreniniz. Ne zaman o ilme ihtiyacı olacağınızı bilmezsiniz. Öğren, sende dursun. Gerektiğinde faydalanırsın diyor.
Evet. İlim öğrenmek için ehil alimi bulmak lazım ve de ona peki demek lazım. İmam Sevri diyor ki ben rakka ve çuhu dakka ilmuhu, böyle güzel hocanın gönlünü edecek şekilde ona peki demiş, ona tabi olmuş adamın ilmi de inceliklerine kadar güzel olur diyor. Evet. Şimdi ilim öğrenmek için bir de sormasını bilmek lazım. İmam Mücahit de la yeteallem müstahi ve la mütekebbir. Utanıp soru soramayan ilim öğrenemez bir. Kibirli adam da ilimde ilerleyemez, ilim öğrenemez iki diyor. İmam Mücahit öyle söylüyor. Evet. Abdullah İbn Abbas tefsirde bir numaradır. Müfessirlerin, Kur'an tefsir edenlerin piri sayılır. Taif'te yatar. Evet, o diyor ki, sormuşlar ona, bu ilme nasıl nail oldun, nasıl elde ettin? O da şöyle söylemiş, soran bir dil, akıllı bir kalp. Evet, kalbim, aklım ilim için hevesliydi, ona yönelmişti. Ve de anlamadığım şeyleri soruyordum, çekinmiyordum. Böylece bu ilme kavuştum. Evet, bu Abdullah İbni Amr İbni As da hadis konusunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yazmayı becermiş, başarmış insanlardandır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında buyurmuş ki, benden duyduğunuz hadisleri yazmayın. Çünkü geçmiş dönemlerde Tevrat'a insanların sözü karıştı. İncil'e insanların sözü karıştı. Tevrat ve İncil yazılmadı. Duyulmak suretiyle bilahare İncil'i mesela havariler, Tevrat'ı da Musa Aleyhisselam'ın etrafındaki kişiler zamanla sağa sola yaydılar. Ama birinin naklettiği öbürüne farklıydı. Bazen eksik, bazen fazla olabiliyor. Kur'an-ı Kerim böyle değil. Kur'an-ı Kerim indiği anda hem ezberleniyor hem de yazılıyordu. Vahiy katipleri vardı. Peygamberimiz işte bu vahiy katiplerinin Kur'an diye yazdıklarıyla Resul-i Ekrem Efendimiz'den duydukları hadisler karışır diye benden duyduğunuz hadisleri yazmayın emrini verdi. Yazmayı yasakladı. Şimdi Abdullah İbni Amr İbni As'a geleceğiz. O gençmiş o zaman. Demiş ki ya Resulallah siz yasakladınız ama ben sizin sözlerinizi ezberleyemiyorum. Ondan faydalanamıyorum. Tam kavrayamıyorum. Bana müsaade edin yazayım demiş. Dizinizin dibinde yazayım. Yazmayı yasakladığı halde ona özel izin vermiş. Yaz demiş. Yaz. Yazmaya başlamış. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dizinin dibinde yazmış. Abdullah İbni Amr İbni As söylediğimiz zat. Allah ondan razı olsun. Bir süre sonra ya Resulallah bazen çok neşeli oluyorsunuz. Güller açıyor yüzünüzde. Neşeli konuşuyorsunuz. Bazen de çok üzüntülü oluyorsunuz. O üzüntülü halinde konuşuyorsunuz. Bazen de gazaplanıyorsunuz. Gene konuşuyorsunuz. Hangisini yazayım ya Resulallah? Yaz. Vallahi bu iki dudak arasında gazap halinde, sürür halinde, üzüntülü halde de asla hakikatten başka bir şey çıkmaz. Yanlış çıkmaz buyurmuş. O yazdığı, Abdullah İbn Abbas'ın yazdığı 1000 hadis. Resulullah'tan duydum, yazdım diye 1000 hadis toplamış. Bilahare hayatı boyunca bunu kimseye göstermemiş. Son derece en kıymetli şeyi olarak saklamış. Gece yatarken biri yastığının altını koyarmış. Bunu alırlar filan diye. Vefat ederken de başının altındaymış. Demişler hayır demiş. Kimseye vermem. Hakikaten tek. Peygamberimizin dibinde yazılan tek eser. Bilahare tabii bu mirasçılarına filan geçmiş. Sonra da Şam'da, kütüphanelerde, son devirde Orientalistler tarafından bu orijinal
Abdullah İbni Amr İbni As'ın yazdığı hadis, bin hadislik risale bulundu. Şimdi ilginç taraf, bunu mahsus bu genişlettim bu konuyu. Şimdi günümüzde Kur'an İslamlığı, Kur'an Müslümanlığı, Kur'an bize yeter. Hadisler sonra yazılmıştır. Hadisler çürüktür, şüphelidir. Zaten Kur'an'da yaş kuru her şey vardır diye Kur'an söylüyor. Bize Kur'an yeter, hadislerle ne gerek var filan gibi akımlar var. Öyle kişiler konuşuluyor. Çok yanlış bir şeydir bu. Çünkü Kur'an'da Allah-u Zülcelal Hazretleri'nin emirlerine aykırıdır. Neden? Allah Celle Celaluhu اَطِيُوا ve اَطِيُوا Rasul. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولَّ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَاتَّبِعُوهُ Resul-i Ekrem'e tabi olunuz. Emirleri vardır. Daha çok ayetler var. Şimdi bir adama tabi olmak için, bir adama itaat etmiş olmak için, onu örnek almak için adamın sözünü bilmek lazım. Yaptığı işi bilmek lazım. Tasvip ettiği, hoşuna gittiği, itiraz etmediği şeyleri bilmek lazım. İşte bunlara da hadis deniyor. Bunlar sünnet. Sünnete dair haberlere, bize ulaşan haberlere de hadis deniyor. Yani hadis gereksiz demek Kur'an'a zıttır. Kur'an'a aykırı konuşmaktır. Çünkü Allah ona uyun diyor. Uyumak için, ben sana uymak için seni tanıyacağım. Sana örnek alabilmek için senin nasıl konuştuğunu, neler yaptığını bileceğim. Başka türlü uymak olmaz ki. Kur'an uyun diyor. Hadisi reddederseniz bu emri çiğnemiş olursunuz. Peygamber'e nasıl itaat edeceksiniz? Allah itaat edin diyor. Hadisi reddederseniz Allah'ın bu emirleri boşta kalır. Hedefsiz söylenmiş söz olur. Allah ise böyle hedefsiz söz söylemekten münezzehtir. Yanlış söylemekten münezzehtir. Yanlış şeyler yapıyorlar. Sonra sünnet olmadan, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hadisi olmadan dinimizi öğrenemeyiz. Kur'an'ımızı öğrenemeyiz, yapamayız. Mesela Kur'an'da akimus salâ, namazı ikame ediniz. İkame ne demek? Yatan bir şeyi ayağa kaldırmak demek. Tamam, yani buradan yorum yaparak devamlı namaz kılın çıkarabiliriz. İkincisi akame, eğri büğrü şeyi düzeltmek demek. Mesela yaş bir eğri büğrü ağaç dalını ısıtırsanız yumuşar, onu taşın altına koyarsınız, soğutursunuz, dümdüz olur. Buna akame denir. Ha, bu da şu demek, namazı düzgün kılınız. Tamam. Bunu anlaya çıkabiliriz. Ama şimdi biz ne yapıyoruz? Böyle yapıyoruz, ellerimizi kaldırıyoruz, ellerimizi bağlıyoruz. Efendim tekbir getiriyoruz, Sübhaneke okuyoruz, Euz Besmele çekiyoruz, Fatiha okuyoruz. Ondan sonra Zamm-ı Sure dediğimiz bir sure okuyoruz. Sonra Allahu Ekber diye rüküye gidiyoruz. Üç defa Sübhan Rabbel Azim diyoruz. Semiyallahu limen hamde diyoruz. Rabbena ve lekel hamd diyoruz. Tekrar Allahu Ekber deyip secdeye gidiyoruz. Secdeye üç defa Sübhan Rabbel Ala. Allahu Ekber. Kalkıyoruz, oturuyoruz. Buna celse deniyor. Tekrar Allahu Ekber, secdeye gidiyoruz. Üç defa en az Sübhan Rabbel Ala deyip Allahu Ekber deyip ayağa kalkıyoruz. Bu Kur'an'da yok. Eğer sünneti kabul etmezseniz, sünnet gerek yok derseniz, sünneti atarsanız nasıl namaz kılacağımızı bilemeyiz. Namaz kalkar. Haç kalkar. Evet. Allah buyuruyor ki gücü yetenler, gidebilenler üzerine haç farzdır. Evet. Haç malum aylarda, bilinen aylarda yapılır. Ni onlar? Bilinen aylar ne? Evet. Haç hangi günde, hangi yerde, hangi zamanda yapılır? Kur'an'da yok. Ama Peygamberimiz buyurmuş, El-Haccü Arafa. Haç demek, Arafat demektir buyurmuş. Arafat yok, haç yok. Arafat da Arafa günü yapılır. Arafat da vakfe de Arafa günü yapılır. Peygamberimizin emriyle. Şimdi hadisi reddederseniz haccı Ocak, Şubat, Mart, Nisan denk gelen ayda yapabilirsiniz. Halbuki Peygamber ne diyor? Haç Arafat demektir. Arafat'ta vakfe yapmak haçtır. Temeli odur. Arafa ne zaman? Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi.
Zilhicce'nin 9'u. Bunu hadisten kaldırırsanız, hadisi kaldırırsanız işte senenin her hangiinde haccı olur filan dersin ki onlar da öyle söylüyor. Hatta Türkiye'den çok zengin bir adam, orada bir yerli bilim adamı arkadaşımız var. Buradan o zengin adamı göndermiş böyle ileri gelen bir ilahiyatçı profesör. Demiş ki hac yap gel. Gelmiş, onu bulmuş, dil biliyor arkadaş. Doktora yapmış bir ilim adamı, İngilizce, Arapçayı mükemmel biliyor, Türkçeyi. Bu arada kalmış, oranı seven bir adam. Bulmuş onun şeysiyle, beni demiş sen rehberlik edeceksin. Hacı yapacağım. Ne demiş? Ben hacı olmaya geldim. Çünkü hoca böyle söyledi. Git hacı ol gel dedi. Evet, adamın kanaatı o. Hadisleri reddeden adamlardan birisi bu. Herhangi bir ayada hac yap gel diye göndermiş. O demiş ki, amca demiş, hac ancak Zilhicce'de olur. Zilhicce'nin 9. günü Arafat'ta vakfa yapmazsan hacı olamazsın. Ziyaret tavafı da ancak bayramın 1., 2., 3. günlerinde olur. O günlerde ziyaret tavafı yapmazsan hacı olamazsın. Onun adı hac olmaz, ömre olur demiş. Sen ömre yapmaya gelmişsin. Ömre ayrı, hac ayrı. Hac farz, ömre sünnet. Farz değil. Hani böyle bu adamlar sünneti reddederse hac da kalkar. Hac da kalkar. Namaz kalkar, zekat da kalkar. Ve atüz zeka. Zekatı veriniz. Altından 20 miskal. Gümüşten 200 dirhem. Ticaret mallarından 1/40. Devede 1/5, atta 1/5. Nereden çıkardın? Hani Kur'an'da bunlar? Eğer sünneti reddederseniz, hadisi, peygamberin hadisini reddederseniz onlar da kaybolur. Zekat da kaybolur. Hulâsı din tamamen kaybolur. Kuşa döner. Zaten onlar da öyle söylüyor. Namaz da kalmaz, bir şey de kalmaz. Zaten diyorlar namaz dua demektir. Yatıp kalkmaya gerek yok. Ne kadar yanlış bu. Ben dünyanın her tarafını dolaştım. Avustralya hariç, Afrika'nın güneyi hariç her tarafa gittim. Şimdi Rusya'da gördük, Hindistan'da gördük, Amerika'da gördük, şurada gördük, burada gördük. Bu adamlar, Müslümanlar birbirini hiç görmemiş. Ama dünya neresine gitsem aynı namazı kılıyoruz. Ayakta duruyoruz, başlıyoruz, rüküye gidiyoruz, kalkıyoruz, secdeye gidiyoruz. İşte 2 rekat oturuyoruz. 4 rekat tamamınca selam veriyoruz. Dünyanın neresine gidersen bütün Müslümanlar böyle. Evet. Buna tevatür derler. Mütevatir haber derler. Ki Kur'an gibi reddeden kafir olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ömrü billah 5 vakit namazı bizim kıldığımız gibi kılmış. Onlar diyor ki duadır diyorlar. Yatıp kalkmaya gerek yok. Ama bak ne diyorum, dünyanın neresine gidersen git, peygamberimiz görmediğimiz halde biz de öyle kılıyoruz. Bütün Müslümanlar öyle söylüyor. Buna tevatür derler, inkarı küfürdür. İnkarı küfürdür. Böyle namaz yatıp kalkmaya ne gerek var? Dua edersin geçer demek küfürdür. Tevatür haberi reddetmek küfürdür. Maalesef böyle yanlış, nereleri bazen hesap etmeden efendim hadise gerek yoktur filan diyorlar. Çok yanlış. Ahir zaman alameti. Daha acayip şeyler söyleyenler duyacaksınız. Gelecek onlar. Şimdi öyle hadis gelecek zaten. Onu da okur, o zaman da açıklarız. Evet, ilim öğrenmekle olur, iyi hoca bulmakla olur, hevesli olmakla olur, sormakla olur. Canı yürekten istemek lazım. Bu uğurda zahmetlere katlanmak lazım. Soru sormasını bilmek lazım. İlim böyle olunur. İlim olmayınca da ibadetlerin geçerli kalmaz. Şimdi adam namaz kılıyor. Namazın 12 tane farzı var. Bir tanesi yok, namaz yok. Yani 10 defa secde-i sehvi yapsanız farz yoksa tamir olmaz namaz. Namaz gider. 12 farzı bilmeden adam namaz kılacağım diye yatsa yuvarlansa yatlasa faydası var mı? İbadet fayda vermez. Bilmeden, evet adam ben Müslümanım diyor, ondan sonra camiye gidiyor ama Allah'a, peygambere sövüyor. İman kalır mı Allah'a sövünce ya? Sen istediğin kadar ben Allah'a inanıyorum diye Allah'a söversen iman kalır mı?
Evet, dinen inanılması gereken şey. O benim mantığımı almıyor arkadaş. Kusura bakma falan. Böyle adamda iman kalır mı? Evet, bilmeyen adamın imanı da kalmaz, ibadette olmaz. Bilmek zorundayız. Hele şimdi çok önemli bilmek. Çünkü televizyon var. Televizyonun olmadığı ev yok. Dünyanın her türlü fikri gözün önüne geliyor. Engel olamıyorsunuz. Eve almasanız sokakta görüyor, komşuda görüyor. Mümkün değil televizyondan kurtulmak. Öylece de dünyanın her türlü fikri şeyi geliyor. Bilmezseniz putperestlerin Hindistan'da ineğe tapıyorlar halen. Gittik gördük. Yatıyor tren yoluna inek. O kalkınca kadar tren bekliyor. Tanrı çünkü. Dokunulur mu ona? Benim gittim gördüğümde böyleydi. Pazarda geliyor yine geliyor adamın şeysini dağıtıyor. Ortada bir şeyler satmaya yayınmış. Hiç dokunamıyor. Tanrı ya dokunulur mu? Evet. Bu adamın şeysi oradan geliyor gözün önüne. Evet 100 kişide bir kişi ona kapılsa büyük kayıp. Veya işte dediğim gibi şu peygambere Allah Resulullah'a ne bilecek ya okumamış adam filan diye söyleniyor yani. Bunu söylediniz mi? İman kalmaz. İlim olmayınca imanı kurtaramazsınız. Şimdi mesela Allah içkiyi haram demiş. Kumar oynamayı haram demiş. Zinayı haram demiş. Buna itiraz var mı? Kur'an'da açık var. Film seyrediyorsunuz. Allah'ın haram kıldığı kötü. İyi değil. Kesin öyle değil mi? Allah'ın kötü şeyleri yasaklamış. Ona haram diyoruz biz. Müminler onu kötü verecek. Bulaşmayacaklar. Zina etmeyin. Hatta yaklaşmayın diyor. Yanına bile varmayın diyor Allah. Şimdi orada elin karısıyla kızı ormanların arasında sevişiyorlar, öpüşüyorlar, yuvarlanıyorlar. Veya kahvede oturuyor, rakı içiyor. Ama öyle rakı içeni öyle taklit ediyor ki o artist. Tam helal olsun yahu çok güzel yaptı diyorsunuz. Evet, imanınız gider arkadaş. Çünkü Allah ona içkiye kötü diyor, haram diyor, siz helal olsun diyorsunuz. İyi yaptı diyorsunuz. Allah kötü yaptı diyor. Sen ne biçim müminsin? Allah'ın emri bu. Öyle değil mi yani? Bunları ben ilave etmiyorum. Kur'an'da var bunlar. Zina haram diyor. Yaklaşmayın diyor. Sen helal olsun güzel yaptı dediğince Allah'ın kötü dediğin güzel derseniz Allah rest çekmiş olmaz mısınız? Allah var diye inansanız bile şeytan Allah yok demedi ki. Secde et dedi Adem'e. Etmiyorum dedi. Şeytan oldu. Kovuldu. Allah yok demedi ki şeytan. Yani ilim olmadı mı imanınızı koruyamazsınız. İmanınızı koruyamazsınız. İbadetinizi koruyamazsınız. Geçerli kılamazsınız. İlim bu devirde çok 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 gerekli. Mutlaka sadece hocalar değil, öğretmenler değil, bütün müminlerin asgari bazı şeyleri, imanın şartları ne zaman gider? Küfür sözler nelerdir? Nelere inanacağız? Nerelerde ağzımızı tutacağız? Kırmızı çizgiler var ya şimdi işte. Her şeyi yaparsın ama şunu geçemezsin. Ama kırmızı çizgiler haramlar. Bilmezseniz öyle karışık ortalık. Her türlü insanla yan yana geziyorsunuz, yaşıyorsunuz. Evinize de her türlü fikirler geliyor. Bilmeden Müslümanlığı korumak bu devirde çok zor. Biliyorsunuz ben kasti söylemedim ki benim niyetim Allah'ı inkar etmek değil ki deseniz de bugün kanunlarda var. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Sen bunu söyledin mi? Söyledin yazmış bu. Herkes biliyor söylediğini. Benim kastım o değildi ki. Kabul eder mi? Kabul etmez. Ağızdan çıkana göre karar verilir. Senin içiniz kim bilecek? Hakim basar kararı. Ya adama küfrediyorsunuz. Şaka yaptım ben. Dinler mi hakim? Küfrettiğin 2-3 şahit buldu mu sana gerekli cezayı verir. Yani ben şaka yaptığımı dinlemez. Aynen bugün hukukta olduğu gibi görünüşe göre, ağızdan çıkana göre, şahitlerin gördüğüne göre karar verilir. Dinde de öyledir. Onun için bilmeden
bir laf edersin, öyle diyor peygamber zaten. Bir adam bir laf eder diyor, cehennem dibini boylar. Ben bilmiyordum, geçmiş olsun. Bilmemek mazeret değil, öğreneceksin. Her şeyi öğreniyorsun, bunu niye öğrenmiyorsun? Şimdi öyle bilmek, dini bilgiler elde edilmek o kadar önemli günümüz şartlarında. O da işte birisini, bilen birisini bulacak. İşte mesela burada size biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini açıklamaya çalışıyoruz. Kendi kabiliyetimiz ölçüsünde günün şeylerine, olaylarına ilgi kurarak anlatmaya çalışıyoruz. Bilen bir adamı dinleyeceksin. Kendini okuyamıyorsan, bunu okuyamıyorsun sen, Arapça bu. Ben de bununla uğraşmışım, beni dinleyeceksiniz. Bunun Türkçesi var, bana da tam inanmayacaksın. Bakalım hoca atıyor mu, sallıyor mu? Bunun bakacaksın Türkçelerinden, kontrol edeceksin beni. Ben de bir insanım, yanılabilirim. Bu şekilde işi ciddi tutmak lazım. Böyle olursanız güzel insan oluyorsunuz ki İslam bunu istiyor. İslam bunu istiyor. Hazreti Ömer biliyorsunuz son derece Allah'tan korkan adam olduğu için Allah'tan korkanlar Allah celal sıfatını veriyor. Heybetli. Öksürdüğü zaman pehlivan yapılı bir herif donunu ıslatmış korkusundan öyle. Nasıl öksürdüyse şeytan onun sokağından kaçıyor. Şeytan kaçıyor Hazreti Ömer'den. Öyle heybetli bir adam. Ama Müslümanlar da ilim, Kur'an, Allah'ın dediği, peygamber dediği kriterdir. Kim olursa olsun ona uydu, eyvallah. Başım üstünde yeri var. Uymadı, Ömer de olsa rest çekeceksin. Hazreti Ömer hutbeden konuşurken işte cübbe hep anlatırım ya. Eskiden fakirlik var. Harpten elde edilen ganimetler kumaş. Dağıtmışlar ama dağıtılan kumaş bir cübbe yapmıyor. Hazreti Ömer hutbe okumaya cübbesiyle çıkmış. Bir dakika demiş adam alttan sahabi. İn aşağı demiş. Niye demiş? Sen zalimin tekisin. Orası zalimlerin yeri değil. Kime zulmettim demiş Hazreti Ömer. Sırtında belli değil mi zulmettin? Dağıtılan kumaş demiş bir cübbe yapmıyor. Sen bir cübbeyle çıktın demiş bu kumaştan. Hiç kızmamış. Gerçeği söylediğin zaman kızmayacaksın. O koca Ömer, oğlum demiş, kalk şu adama karşı beni kurtar. O da demiş ki biz abimle beraber hissemizi, babam bir hissesi var. Birer hisse de bizim. Abimle beraber biz hissemizi babama verdik. Üçü birleşti, hırka yaptı. Ha şimdi konuş demiş. Müslüman böyle olacak. Çünkü o da insan, evet çok muazzam insan ama o da insan neticede. Ha böyle diyebilecek yürek lazım, bilgi lazım, bilgi lazım. Evet, bir de kadınlardan misal verelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, mehri kolay olan nikah en güzel nikahtır. Evlenmeler kolay olsun da, evlenme çoğalsın, ahlak bozulmasın, insan nesli, Müslümanlar çoğalsın diye. Bir kız çok asil sülaleye mensup, güzel kız. Oğlan da ona talip olan da anlaşmışlar. Nikah kıyacağı zaman kız çok yüksek bir mehir istemiş. Hemen Hazreti Ömer'e duyurmuşlar bunu. Koşmuş gitmiş. Yasak demiş, 40 okyeden fazla mehir isteyeni emir yazıyorum demiş, yasaklıyorum. Kıza bak şimdi, Ömer bir tarafta devlet reisi, şeytanın korkup kaçtığı Ömer. Ama Müslüman böyle olacak işte, gerçekten ayrılmayacak. O kız demiş ki, Halife Hazretleri, senin emrini tutacağım demiş, Allah'ın emrini tutacağım. Allah'ın emrini tutacaksın demiş. Ne demek o? Allah Kur'an'da, develer yükü mehir verseniz bile karılarınızın mehirlerini ödeyin diyor demiş. Develer yükü mehirden bahsediyor. Ben develer yükü değil demiş. Bir avuç altın istedim. Özür dilerim. Ömer yanıldı demiş. Kız haklı çıktı. İslam bu. Hak söylendiği zaman kim olursa olsun boyun eğeceğiz. Hoca, hacı, devlet reisi. Mümin de böyle kahraman olacak, bilecek. Bak bilmese onu diyebilir mi? Kur'an'da böyle diye.
Bilmezsen çok isabet buyurdunuz efendim. Ömürler versin. Yok değil ya, palavra sıkıyor adam. Bunu bilmemiz lazım. Evet, halk bilirse çürük koca konuşamaz. Vay ben mahcup ediyor diye okur da gelir, öğrenir de gelir. Öyle değil mi canım? Ama ne diyeyse herkes baş sallarsa sallığa gider, ne olacak? Kitap olmak kolay değil ki. Geceleri uykudan kalkıyorsun. Bunları öyle öğreniyorsun. Niye öğrensin ki? Tatlı uyku daha güzel. Herkes neyse kabul ediyor. İtiraz eden yok. Gider öyle. Evet, İslam bu. Bilmeden Müslümanlığımızı ayakta tutamayız. Dinimizi ayakta tutamayız. İbadetlerimizi muhafaza edemeyiz. İmanımızı muhafaza edemeyiz. O da çalışmakla, bilen bir adam yönünde diz çökmekle, bizzat çalışmakla, onu dinlemekle, ona soru sormakla, heves etmekle, istemekle olur diyor güzel peygamberimiz. Ve innemel hilmu bittahallüm. Yumuşak huyluluk. Gayretle olur. Ne demek? Yolda gidiyorsunuz. Oluyor ya, otobüsler televizyon gösteriyor. Yol vermemiş, bilmem ne olmuş. Adam belki dalgındı, belki seni görmedi. İnsanlık hali bu. Hemen dura durmaz birini vurmuyorlar mı? Kavga etmiyorlar mı? Görmüyor musunuz televizyonda? Birbirlerini dövüyorlar, sövüyorlar, öldürüyorlar, kızıyorlar. Siz de gidiyorsunuz, puh demiş adam size. Ya bir adama bir şey yapmadınız, bir şey söylemediniz. Siz de insansınız, puh diye tüküren adama sağ ol abi diyebilir misiniz? Yaratılışınıza aykırı. Siz de kasaba geleceksiniz, öfkeleneceksiniz. Neye tüküreyim ulan falan. Hayır, bu yol değil. Böyle öfke zamanında öfkeni yutup hayrola. Neden arkadaş sen bana tükürdün? Sana bir kötülük mü ettin? Serin kanlılıkla, öfkelenmeden buna hilim diyorlar. Hilim. Öfkeyi, öfkeleneceği sıramda öfkesini yutabilmek. Çünkü öfke geldi mi mantık gider. İnsan da insanlığı mantıkladır, aklıyladır. Öfke gelince düşünemez ki adam. Onun ağzına neler söyler. Çünkü haklı da yani. Bir şey yapmamışken tü diye tükürmüş. Niye? Serin kanlılıkla niye şey ettin? Öbür adam da anlamadı hareketini. Kötü bir niyet yok şoförün. Görmedi adam, görmeyebilir ya. Ve de onu kasti yaptı diye dövüyorlar, birbirini vuruyorlar. Değil mi efendim? Ha, böyle durumlarda öfkesini yutabilmek, öfkesine hakim olmak, iradesine sahip olmak, hilim. Bu hilim, Allah halimdir. Hilim sahiplerini sever. Allah kızmıyor. Şimdi çok piyasada oturuyor meyhaneye, aha diyor. Bilmem memleketin şu zenginine şu kadar vermişsin. Benim gibi garip onlara vermiyorsun. Sen ne biçim Allah'sın? Nara atmıyor mu böyle sarhoşlar? Ama talebelim zamanında ben gördüm. Akşam yemeği yiyordum. Başladı sini böyle oynamaya. Bir gidiyor bir geliyor böyle. Kuvvetli bir zelzele oldu. Herkes çoğu biliyorsun bir yerde çiçek pasajı diye bir pasaj var. Hep sarhoşların meyhane olduğu yer. Orada basalada nara atıyorlarmış. Öyle bir sallandı ki. Ertesi gün gazete yazdı. Allah diyen sokağa atlamış. Allah nasıl bağırıyor. Evet. Ama devel nara atıyor. Şimdi böyle nara atanlar var. Adalet mi bu? Onun kadar vermişsin, bana ekmek vermiyorsun. Halbuki çalışmıyor, oturuyor. Şey mi yapacak? Ekmek mi? Para mı yapacak? Kendi kabahat kendi ama öyle demiyor insanoğlu. Biz bunları çok gördük. Allah basıyor itirazı. Küfür bile ediyor yani. Kahvelerde. Evet. Görmüşüz. Ondan sonra böyle bir şey oldu mu? Nasıl bağırıyor ama? Şimdi ben bu adamları takip ediyorum. Hadislerin, ayetlerin şeylerini görmek istiyorum ya. İnanıyorum da insan gördüğü zaman başka oluyor. Bakıyorum yaşlanınca kanatları indirmiş. Şapır şapır Allah'ım. Ulan bir zaman nara çekiyordun kerata. Evet, Allah halim olmasa o nara çeken o anda yok edemez mi? Her şeye kadir.
Bir anda adam felç oluyor, çaput gibi olmuyor mu arkadaş? Kalp durdu diyor doktor, ölmüyor mu arkadaş? Allah'ın bu kudretinde yok mu bu? Onu ara ederken hilim sahibi olmasa şunun canını alın, bir yığın haline getirin demez mi? Demiyor. Onun canını yakınca nasıl bağırıyor? Allah beni affet diye. Çünkü o adam o anda unutmuş, sallıyor ama aslında inkarcı değil. İnkarcı olmayınca da bir canını yakıyor, bağıttırıyor, örtüyor günahını. Böyle sıkıntılar, musibetler müminlerin günahlarını sildirmek için kefare sebepleridir. Evet efendim, bu da Allah'ın halim olduğunun açık delili. Böyle itiraz edenler az değil ki. Allah'a karşı kafa tutanlar ne kadar, ama gene de Allah halim, cezası Muhammed Mustafa hürmetine. Eskiden öyle değil. İtiraz, hemen taş yağdırıyor, hemen şu ediyor. Ama diyor ki Habibim, sen dünyaya teşrif ettin, daha eski milletlere vereceğim azapları sana vermeyeceğim. Eskiden yerin dibine geçirmiş, taş yağdırmış, senin ümmetine bunlar yok. Peygamberimizin hürmetine. Evet, böyle şimdi. Allah halim, hesabını öbür tarafta verecek tabii. Ama bu dünyada bu Efendimizin hürmetine taş yağdırmıyor. Efendim Allah halim, hilim sahibi gazaba gelip hemen cezalandırmıyor. Evet, hadis-i şerifler var. Onun için size diyoruz ki camilere gelin, camide topluca namaz kılın. Hem namazınız garantili, hem de şu açıdan, Buhari, Müslim hadisleri bunlar. İşte böyle çoğalmış, kabul edin, farzı misal, siz atıyorum diyorsunuz ya, nara çekenler, isyan edenler çoğalmış, rüşvet artık normalleşmiş, zina normalleşmiş, Allah gazaba gelirmiş. Efendimizin haber verdiğine göre, görevli meleklere emir verecek, batıracak. Nasıl batacak hocam? İşte tsunami dedin şeyin ne? Alıp gelip denizi şeydi böyle, senin apartmanın işe yaramıyor. Köprün, setin işe yaramıyor. Beton setleri alıp götürmüyor mu? Tsunami denilen şey. Yani oluyor işte, yakın zamanda oldu. Verecek. Müminler gelip camiye diyor, düzgün saflar halinde Allahu Ekber diye durdular mı? Melekler demiş ki, bunlara gazap edecektim ama, bunlara gazap ederek bela verecektim ama şu müminlerin duruşu, namaz kılışı hoşuma gitti, erteledim. Hilim sahibi, halim. Yoksa dünyanın kaç yeri batacak? Kaç yeri batacak? Efendim, bu hilim de gayretle olur arkadaş. Gayretle. Hocam, yahu ben bir türlü Kur'an okuyunca zevk alamıyorum. Namaz kılarken aklıma her türlü pislik geliyor. Devam lan. Bir anda olacak şey olsa hepimiz adam oluruz. Böyle çabuk olmaz. Ömer, dünyanın parmak ısırdığı Ömer 23 senede oldu arkadaş. Bir gün dünya parmak ısırıyor. İlahi adaleti yeryüzüne indiren adam diyor. Gavuru Müslümanı. Bu adam böyle oluncaya kadar 23 sene peygamber uğraştı onunla. 23 sene. Arkadaş, sen de hemen bir anda oh, hemen düzeltecek öyle yapmıyor. Onu söylüyor peygamberimiz. Yani kızmadan, iraden hakim olarak her şeyi soğukkanlılıkla karşılayıp neden tükürdün bana ya? Sen bana niye sevdin ya? Diye hilim sahibi olmak bir tahallüm, uğraşmakla olur. Yunus Emre kaç sene odun çekmiş hocasının mescidine. Ya bu işte öyle birden olmuyor. Birden olmuyor. Bir tahallüm dedi, iradeyle, çalışmayla. İnsandaki nefsi, iradesi altına almak öyle basit bir şey değil. Öfkelenmemek basit bir şey değil. Allah öyle yaratmış. İmtihan dünyası bu çünkü. Öfke de var. Hilim de var insanda. Ama öfke geldi mi hiçbir şey dinlemiyor. Ağzından çıkan kulağı duymuyor. Bu da zamanla, tahallüm, uğraşmakla, gayretle, zamanla olur. Bu hilim sahibi olmak istiyorsanız gayret ediniz.
öfkenizi yutunuz, öfkeyle karar vermeyiniz, Ve men yaptagi el hayr yu'tahu. Kim Allah'ın rızasını ararsa, peşinde koştuğu şey Allah'ın rızasıysa, ne yaparsa yapsın, herkes bana tükürsün, yuhlasın veya alkışlasın, hiç önemli değil. Allah'ın razı olmasını istiyorum ben diye bu maksatla çalışırsa, hayır yaparsa, hayır isterse, iyilik isterse yu'tahu, ona verilir. Ve men yettaki eşşerhe şerre yukahu. Kim kötülükten korunmak isterse, ben kötülük yapmak istemiyorum ama içimde işte dürtüler var. Ben üniversitede delikanlıyım, gencim, güçlü kuvvetliyim, güzel kızlar da bana işaret ediyorlar, davet ediyorlar falan filan. Kötülük bu. Allah'ım ben kötülük yapmak istemiyorum diyorsa adam, Allah onu kötülüklerden korur. Ama böyle bir istekte bulunman lazım. Samimi olarak Allah'ım beni koru. Mesela Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Acim olan şeytanın şerrinden beni koru ya Rabbi, sana sığınıyorum. Evden çıkarken Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın himayesine güvenerek evden çıkıyorum, işime başlıyorum. Allah hatırla, ondan iste. İste, haramdan korunmak istiyorsanız, Allah'ın rızasını istiyorsanız verilir, Allah sizi korur. Tabii isterseniz, her şeyin başında, istemeden olmaz. İsterseniz, öyle diyor bak, ve men yeptagî, kim isterse yu'tahu, ona hayır verilir. Ve yuk, ve men yettakî şerre, şerden korunmak, kurtulmak isteyene yu'kahu, Allah korur. Vikayesini ona, himayesini ona verir. Evet. Evet, bunlar güzel peygamberimizin bize hayat düsturları. Onun için bir daha öfkelendiğiniz zaman konuşmayın, hareket etmeyin. Evet, biz bunu şimdi öğrenebildik. İnsan gençken atak oluyor. Öyle düşüne düşüne karar vermiyor. Kanı kaynıyor. Güçlü kuvvetlisin. Atak oluyor, heyecan tipi oluyor. Birçok kötülükler yapıyorsun. Evet. Sonra kanatları indiriyorsun. Ya yanlışmış diyorsun ama aradan şu kadar sene geçmiş. Güzel peygamberimizin bu düsturlarını kafaya yazdıktan sonra, kulağını küpettikten sonra kızmamak için, mümkün değil kızmamak da, böyle bir şey oldu mu? La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah'ın gücü kudreti olmadan ben bunu yapamam. Allah bana bu gücü vermese benim kolum tutmaz. Sen bana şerefsiz diye hakaret edeceksin. Veya senin malını çalacaklar. Sana bir kötülük edecekler. Allah önlemezse önleyemezsin. Sen ne güzel söylüyorsun. Kilit görek, dosta gerek diyorsun değil mi? Kötü adam kilidi falan bulmuyor mu? Neler uyduruyor görüyorsunuz. Polis bile hayret ediyor. Nereden buldu bunu diye. Kilit gerek, dosta gerek. Kötülüğü Allah önler. Onun için Euzü billahi mineşşeytanir. Öfkelendin mesela. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Deyiver. Şeytan seni, o adamı gönderdi. Böyle bir şeyler senden kavga ettirecek. Karını boşalttıracak. Veya şu edecek, bu edecek. Euzü billahi min. Kafa çalışsın. Öfkeyi gönder. Kafa çalınca Allah, şimdi bu adam bana böyle yaptı ama ben de bunu cevap versem şöyle olacak. Kafan çalışmaya başlar. Zararlı olmayanı yaparsın. Zararlı, ondan kaçarsın. Evet. Veya la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Dilini buna alıştır. Allah'a sığınmaya her durumda ihmal etme. İhmal etme. İstersen Allah verir. Önemli olan nokta bu.
İstersen bela girmek istemezsen Allah seni beladan kurtarır. Ve ben yuka, evet öyle diyor. Kim korunmak isterse Allah onu korur. Kim halim selim olmak isterse ona Allah hilim verir. İsteyene Allah verir ama istemek lazım. Şerden korunmayı istemek lazım. İstemek de işte dediğim gibi en kritik noktada ki imtihan bu dünya, imtihan dünyası. Şimdi ölüyor çocuğu, askerde ölüyor. Neden öldün? Benim çocuğumdan başka bulamadın mı? Halbuki Azrail'e inanıyor, kadere inanıyor. Müslüman ama o anda akıl yok. Akıl olmayınca ağızdan çıkanı kulağı duymuyor. Onun için ilk darbede la havle ve la kuvvete illa billah. İlk darbede, ilk haberi alınca la havle hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah ne güzel vekildir. O bana kafidir. Deyiverse böyle iş yapmayacak. Anormal hareketler yapmayacak. Efendim söylüyor. Evet, öfkeyle karar vermemek için gayret gerek. Allah'a sığınmak gerek. Şerlerden korunmak için gayret gerek. Allah'a sığınmak gerek. Böyle yaparsanız Allah sizi şerlerden korur. Kafanızı çalıştırmayı unutturmaz. Öfkeli iş yapan her türlü yanlış şeyler yapar, sizi yaptırmaz. Allah sizi korur diyor. Efendimiz bize yol haritası çiziyor. Hayatımızda böyle olmamızı idare ediyor. Evet, böyle yaparsanız, evet, böyle yaparsanız tabii iradesine hakim olan adam aklıyla hep güzellikleri tercih edeceği için, yanlış şeyler yapmayacağı için defteri güzel olur. Cennet yoluna girmiş olur. İmtihandan geçiyor insanoğlu bu dünyada işte. Haksız yere küfrediyor sana, önüne geçiyor, tarlanı bilmem ne diyor falan. La havle ve la kuvvete. Yani hakkını alma demiyoruz. Ama bir hak almak var normal yollardan. Kafanı çalıştıra çalıştıra. Bir de o bir defa küfretmişsen 10 defa küfrediyorsun. Kızarak mesela. Mesela kan davası güdüyorlar şimdi. Ama hocam benim çocuğumu... Tamam biz iyiydi, yaptı demiyoruz. Öfkeyle kalkarsanız sen daha fazlasını yaparsın. Öfkesiz, la havle ve la kuvve, hasbunallah ve ni'mel vekil diyerek sakinleş, ondan sonra hakkını ara. Hakkını ama öfkeyle kalkma. Bu gayretle olur, Allah'a sığınmayla olur diyor. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, faziletli adam olabilmek, güzel insan olabilmek işte böyle gayretle olur, bilmekle olur, bilmek de hevesle olur, çalışmakla olur. Tabii işi kolaylaştırmak için arkadaşların, ortamın bilen insanlar, bu peygamber sünneti bilen kimseler olmalı. Tam sen böyle, adam öyle hareketi yapıyor, kızmamak mümkün değil. Sen de kızacaksın hemen bir dakika. Yanındaki adam bilecek. Şimdi ağzından çok kötü şeyler çıkacak. Bir dakika hemen laf sapıştıracaksın. Adamı sakinleştirip kafasını çalıştıracaksın. Yardım edeceksin birbirine. Ortam çok önemli. Arkadaş çok önemli. Bu kız sana sövdü. Şimdi biz duvarız. Şunun derisini yüzelim ulan. Teşvik etmemeli. Bir dakika. O kötü bir şey yaptı ama kötülükle cevap verilir mi ya? Evet, diyecek arkadaş lazım. İşi kolaylaştırır. İşi kolaylaştırır bu. Öyle söylüyor güzel Peygamberimiz. Efendimiz, birbirlerinize yardım edin. Bilmediğiniz birbirinize öğretin. Böyle durumlarda destek olun. Evet, öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da zamanla olur. Gayretli olur, bir anda olmaz. Evet, insan yavaş yavaş, kademe kademe elde ediyor önemli diplomayı, değil mi? Yani, doktor olmak için kaç sene? Diplomayı alırsan, tıp fakültesini bitiriyorsun, onu diyorlar. Bir de şurada iyi doktorların yanında azıcık burnun sürtülecek. Kendine gidiyorlar eve, yani misal veriyorum canım, böyle yapıyorlar diye ben atıyorum, yani siz öyle diyorsunuz ya.
zavallı o gence gece gündüz nöbet yazıyorlar. Evet, Amerika'da oğlan doktor yapıyor. Hiç nefes alacak zamanım yok diyor. Bütün işleri bana yaptır diyor. Ölmezsin oğlum, gayret et. Senin iyiliğine. Evet, seni eziyor ama kendi gidip keyfine bakıyor, eğlencesine bakıyor. Ama sana böyle vermesi senin lehine. Ölmezsin, korkma. Senin en güzel ilim adamı olursun. Seni kazandırmış olur. Aynı öteki de böyle. Sen kazanırsın. Seni sıkar ama iyi doktor olursun. Biraz gayret edeceksin. Gayret çalışmayla olur. Zamanla olur bu işler diyor güzel peygamberimiz. Bundan güzel prensip olur mu? Allah Efendimizin bu güzel sözlerini, prensiplerini uygulayan ve başkalarına da öğreten güzel müminlerden olmayı bize nasip etsin. Şimdi ilim tahsille olur, gayretle olur. Adamını bulacaksın, onları öğreneceksin, onlara diz çökeceksin, güler yüzeceksin. Peki hocam diyeceksin, katlanacaksın. İlim öyle basit bir şey değil. O adam da onun kızı, şeyinci kadar neler çekmiştir. Böyle yumuşak eğileceksin. Bazılarını Allah istisnaen dolduruvermiştir. Hızır Aleyhisselam bunlardan birisidir. Biliyorsunuz. Hızır Aleyhisselam her türlü bilgiyi ledünni, bizim tarafımızdan ona bildik bilgileri. Ve allemnâhu, biz ona öğrettik. Musa Aleyhisselam da o Tevrat kendine şey denince benden daha bilgili, sanki her şeyi öğrenmiş, şeysine kapılmış. Benden daha bilgili yerinde adamın var mı? Var demiş ya Musa. İşte Hızır'la buluşmaları var. Demiş tamam, tamam da ben ne yaparsam itiraz etmeyeceksin. Dikkat et, zamanla olur, gayretle olur. Misal veriyorum şimdi. Allah da onu öğretiyor bize. Gidiyor bir çocuğu, vapuru deliyor, bindiği vapuru. Niye deliyorsun ya diyor. Hani susacaktın ulan diyor. İnsan haksızlık bir şey yahu. Senden para almadı diyor. Sana yer verdi diyor. Bir de herifin vapurunu deliyorsun. İnsan isyan etmez mi ona? Hani susacaksın lan diyor. Sabır. Evet. Kızıyor Musa Aleyhisselam ona. Niye deliyorsun diyor. Tamam özür dilerim unuttum. Gidiyor bir memlekete ekmek istiyorlar. Acıkmışlar. Hepiniz şey gibi adamsınız. Böyle. Gidin çalışın. Vermiyorlar ekmek. Çıkarken ev yıkılmak üzere duvar. Adamla duvarını düzeltiveriyor Hızır Aleyhisselam. Ya ne biçim adamsın diyor. Ekmek bile vermediler bize diyor. Ne düzeltiveriyorsun ya diyor. Ücret istesene. Hani susacaktın diyor. Ha özür dilerim. Ondan sonra bir çocuğu öldürüyor. Ya, masum çocuk öldürülür mü diyor. Ya ne biçim adamsın. Hani susacaktın. Başaramamış. Kazanamamış. Kolay değil. Onun için hep Allah'a sığınacaksın. Allah'ım diyeceksin. Her durumda Allah'a sığınacaksın. İsa Aleyhisselam'a vermiş. Yahya Aleyhisselam'a vermiş. Evet, ikisi de dua mahsulü. İkisi de dua mahsulü. Allah'tan istenmiş. Hanne. Çocuğu olmuyor. Ağacın dibinde bakmış, kuşlar yuva yapmış. Yuvaları çık 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 çık. Annesi geliyor kursağına kusuyor değil mi? Öyle değil mi kuşlar? İş geçirmiş, yürekten Allah'ım demiş, bana da çocuk versen de, ben de böyle onu emzirsem, doyursam. Yürekten edilince Allah kulun elini boş çevirmez diyor Peygamberimiz. Allah haydir, yani hayidir, hayalıdır. Kendini yürekten yalvaranı boş çevirmek şeyi kendine yakıştıramaz. Vermiş Meryem anamız. Verdin ama diyor, kız oldu diyor. Oğlan değil hani. Olsun diyor, ben yine sözünde onu Mescid-i Aksa'nın mihrabına koymuş. Tamam, bak sözünde duruyorum, çocuğum doğdu. Senin evime koydum, vakfettim, senin verdim. Bu fedakarlığı yapmış. Evet. Meryem anamızı koymuş, anası Hanne. Sonra Zekeriya Aleyhisselam bakmış peygambere o zaman. Ya çocuk bir. Gidelim demiş, çarşıdan bir şey alayım, gelin de onu doyurayım, süt müt. Gelmiş bakmış ki çocuk çoktan doyurmuş, artıkları da orada. Ha demiş. Bu çocuk sıradan bir çocuk değil. Allah yalvardı ya, o öyle verdi ya. Onun da çocuğu olmuyor.
Allah'ım demiş, bana da bir çocuk versen de. Bak senin adını ben duyuruyorum, beni görev verdin, peygamber yaptın ama oğlum yok, evladım yok. Bana da bir evlat versen de, senin adı duyursa ya, o da yürekten ama. Yahya Aleyhisselam vermiş. Hem de daha doğarken bilgili, 3 yaşında Mescid-i Aksa'nın önünde şey diyorlar, oynuyorlar, kum oynuyorlar. 3 yaşında, 4 yaşında çocuk kum oynamaz mı? Arkadaşlar, çocuklar, arkadaşlar demiş ya, insan kum oynamaya yaratılmadı ki ya. Niye demiş biz oyunla vakit geçiriyoruz? 3 yaşında çocuk bunu der mi ya? Doğuştan bilgili. İsa Aleyhisselam da öyle. Bazen böyle Allah'ın lütfuna uğrayan Hızır Aleyhisselam gibi insanlar var. Ama genel kural şudur. İlim gayretle olur. Kocasını bulacaksın. Diz çökeceksin. Zamanla olur. Hevesle olur. Hilim de böyle olur. Hilim sahibi olmak da böyle. Zamanla olur. Kendin gayret edeceksin diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Dara Kudni. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'tan nakletmiş. İnneme ahafu aleyküm kullu münafık. İnneme ahafu aleyküm kullu münafıkın alim. Şimdi demin bahsettiğim şeyin hadisi geldi. Peygamberimiz buyuruyor ki, ey ümmeti Muhammed, kabul edenler. Şimdi ümmeti Muhammed, şimdi dünyada ne kadar Yahudi, Hristiyan, ateşperest, putperest, komünist, bilmem ne varsa hepsi ümmeti Muhammed'den. Son Efendimizin geldiğinden beri kıyamete kadar ne kadar insan varsa hepsinin peygamberi Muhammed Mustafa, ümmeti Muhammed'den. Ama biz elhamdülillah burada bahsediyor ümmeti icabe. Efendimiz Allah aminu billahi ve rasulihi nebiyyil ummi, bana inanınız, ümmi peygamberim Muhammed Mustafa inanınız buyurdu. Duyduk, biz de inandık. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyoruz. İcabet ettik, kabul ettik, tamam dedik. Biz ümmeti icabet ettik. Ötekiler ümmeti davet. Davet edildiler. Muhammed akıllı adam. Uyanık adammış. Kendini kabul ettirmiş diyor. İnanmıyor herif. Akıl olduğunu kabul ediyor. Fakat peygamberliğini kabul etmiyor. Nasipsiz davet etti. Davet. Ona biz kafir diyoruz. İnanmayana. İnanana da ümmeti icabet. Şimdi bize söylediği bize söylüyor. İnneme ahafu aleyküm eyyuhel ümmetül icabe. Beni kabul eden, peygamberliğimi kabul eden, Allah'a inan, beni kabul eden davet değil, icabet ümmetim olan müminler. Sizin için şundan çok korkuyorum. Ahafu. Ancak, inneme ancak, ahaf korkuyorum. Neden? Aleyküm sizin, küllü münafıkın aleyhim. Bilgili münafıktan çok korkuyorum. Adam her şeyi biliyor. Sen bir şey bilmiyorsun. Bir konuşuyor, ağzın açık kalıyor. Biliyor ya. Ama bildiğini uygulamıyor. Tersini yapıyor. İçi şeytan dolu. Çok kötü. Bildiğini kötülüğe kullanıyor. Münafık. Bu münafıktan çok korkuyorum. Evet. Şimdi tabii ben bizim buralara girersem Zülfiyar'a dokunabilir. Şimdi Amerika'ya gideceğim, Fransa'ya gideceğim. Türkiye'den doktora yapmaya, Fransa'ya hadis doktoru yapmaya bir arkadaşımız gitmiş. Müslüman çocuk, ilahiyat profesörü olacak, ilim adamı olacak. Niyeti çok güzel. Ama hocası Yahudi. Yahudi de İslam düşmanı. Avrupa'da da, Amerika'da da öyle. İlahiyatla uğraşan hemen hemen hepsi Yahudi. Tam İslam düşmanı Yahudi hem. Bir ortadan giden Yahudi değil, tam İslam düşmanı Yahudi. Yahudi bunun öyle bir şeye sokmuş, çocuk neticede intihar etti çocuk. İnkar ediyor, edemiyor. Anası babası Müslüman, samimi bir Müslüman ailenin çocuğu olarak gitti. 10 senede doktorasını yaptıramadı. O onu kötü yollara soktu ve tam işte peygamber en çok korktuğum bu dediği bu. Şimdi benim akrabam var Yahudi, doktora hocası Yahudi. O da İmam Hatip mezunu, ailesi şöyle.
Bir gün kalktım, hüngür hüngür ağlıyor. Konuş diyorum, ne oldu? Kocanla kavga mı ettin? Yok diyor dedi. Neyse, birkaç dakika sonra hocası peygamberimize çatmış. Yahudi, bilgili, çok zeki, öteki daha talebe, bilgisi az. Öyle anlatmış ki herkes böyle ağzı açık dinletmiş, çok bilgili. Bir şeyi mesela şöyle allayıp pullayıp yutturmak var değil mi? Öyle bir şeytan bir adam. Bu da zeki, akıllı, itiraz etmiş. Çünkü öbür çocuklar böyle hakikaten inanmışlar. Öyle anlatmış ki yani Yahudi peygamberimizin aleyhinde. Bütün çocuklar tasvip etmiş bir hal görmüş. Hemen itiraz etmiş. Talebe, koskoca profesör yenemez mi? Onu da yenmiş. Ona verdiği cevapla susturmuş. Hıncından alıyor. Yenildim diyor. Ben dedim sen akıllısın. Niye itiraz ettin profesöre? Ama diyor çocuklardan biri intihar etti diyor. Müslüman çocuk inkar edemiyor, kabul edemiyor. Bocalamış intihar. Bunlar da diyor korkuyorum diyor. İşte dinsiz olacak veya intihar edecek. Onu savunmaya kalkıyor. Dedim sen profesör yenebilir misin? ne yapsaydım? Kabul eder gözecektin, görünecektin. Teneffüse çıkınca çağıracak onu, arkadaş bu Yahudi. Arkadaş biz Müslümanız. Tabii böyle konuşacak deyip sen de bildin, onları anlatacaktın. Rayına oturtturacaktın. Ama dedim o sen şimdi yendi dedim. Bak ağlıyorsun yenildim diye. Evet, Fransa'daki adam bak böyle bir ikaz edecek. Ben sık sık konuşuyordum onunla. Kurtardık elinden. Sonra da dedim ki bu Yahudi'yi iyi takip et. Çünkü o onaylamazsa, referans vermezse hiçbir yer almazlar. Öyle kanunları öyle. Üniversite girici oldu, hoca olacağı oldu. Doktor yaptı. Hocandan referans istiyoruz dediler. Çalışkandır, iyidir falan. Vermem. Dedim hiç çürüğünü yakalamadın biliyorum dedi. Nesi var? Kalsın aldatıyor dedi. Hemen dedim var mı? Var dedi. Evet gitmiş. Bak demiş bana referans vermezsen bu fotoğrafı gazetelere veririm. Hemen imzalamış. Müslüman uyanık olur. Yahudi bu. Benim görün Fransa'da gördüğüm de böyle, Amerika'da gördüğüm de böyle. Şimdi bizim hemşerimiz bizi çağırıyorlar konuşmaya. Gittik. Çok susamışlar. Biz de gittik. Benim hemşerim, ben otelde kalmayacağım ben. Benim hemşerim evine gideceğim. Şimdi bir şeyler öğreneceğim bence. Hocasını bir övdü ama İslam tarihinden doktora yapıyor. Ya hocan kimdi? Yahudi dedi. Ama dedi bu öyle Yahudi değil dedi. Şöyle övdü, böyle övdü falan filan. Hangi camiye? Hiç camiye gitmez dedi. Ne yapar dedim? Karısını her zaman balığıyla götürüp bilmem ne. Yani övdüğü adam bak o kadar kendini bağlamış ki camiye gitmiyor. Her türlü pisliği yapıyor. Kimisini yani imanını bozamasa ahlakını bozuyor. Örden gelenler bak ne namaz ne abdest içiyorlar. Kimsinin ahlakını bozuyor. Evet böyle bundan korkarım diyor. İnanmış gözükür ama içi çıpıç çarşısıdır. Tersini yaptırır. Ben en çok korktuğum, şimdi gelen Müslümanlara gelelim. Allah ağlıyor, sızlıyor falan. Herkesi ağlatıyor ama yaptığı başka. Ben en çok bundan, o ağlaması, sızlamasından dolayı herkes onu samimi zanneder. Parasını verir, yollarına köle olur. Ben söylemiyorum şu bu diye. Siz bulursunuz bunları. Evet, sonra bir bakıyoruz herif üç kağıtçının tekiymiş mesela. En çok korktuğum budur diyor. Bu alim ama münafık. Dışı başka, işi başka. Halkı en çok sapıtanlar bunlardır. Sen sarhoşa inanmazsın, kumarcaya inanmazsın ama bu adam bal kaymak akıyor ağzından. Yaptığı kumar, aktığı şu. En çok korktuğum budur diyor güzel peygamberimiz. Yetekellemu bil hikmeti. Allah ne güzel konuşur. Ve ya'malu bil cevr. Ama yaptığı zulümdür, kafirliktir. Evet, hem kendine zulmeder hem de diğer insanlara zulmeder. Evet, bunlar
Aklı güzel adamlar tanır, yüzünden tanır. Ama herkes tanıyamaz ki. Hakikaten bir adamın samimi, güzel Müslüman mı yüzünden az çok, az çok. Tabii arif adamlar baktığında, şimdi film seyrediyorsunuz. Suikastçı geliyor İbnül Arabi'ye, tam o gelirken konuşuyor. Adamın katil olduğunu, kafir olduğunu bahsediyor. Hani onu biliyorum, ben kalbini biliyorum demiyor da, arif adamlar bilir. Ötekilere de söylemek doğru değil, imtihan dünyası bu arkadaş. Böyle sen de imanına sahip çıkacaksın. Arifler bunları bilirler. Bazı alimler diyor, benim elimden yanlış çıkar da, o yanlışları, çünkü öyle seviyorlar ki hocaları, alimleri, Müslümanlar. O alim, ya ben de bir insanım, elimden yanlış çıkar, o yanlışımı da taklit ederler, hoca böyle yaptı diye. Kaçar diyor insanlardan, kaçar. Evet, ben öyle alim falan değilim de. Şimdi Çin'e götürdüler beni. Evet, orada Türkler var, onların camileri var, lokantası var filan. Camilerde namaz kıldık. Sol ayağım öndeymiş namaz kıldığım zaman. Kıyam diyoruz değil mi ona? Kıyam namazın farzlarından birisi. Sakat değilsen ayakta namaz kılacaksın arkadaş. Oturarak namaz caiz değil. Sakatsan ayrı. Geldi bana dedi ki, namazda kıyamda durduğun zaman sol bacak, sol ayak önde mi olacak dedi. Yo dedim. Seninki öyleydi dedi. Bakın hocaya ne kadar insanlar uymaya çalışıyor. Onun için bizim işimiz çok zor. Çok zor. Şeytan en çok bize musallat oluyor hocalara. Bir yanlış yaptırdı mı bütün cemaat yanlış yapıyor. Halbuki sıradan bir vatan bir yanlış yapıyor, bir tek kişi yanlış yapıyor. Evet, işimiz çok zor. Bak ayağıma dikkat ediyorum. Bundan sonra ben hemen namaz durdum mu görüş yanlış olur da böyle. Ya böyle alimler kaçarlarmış. Yanlışımız olur da herkese yanlış yaptırırız diye. Onun için çıkmıyorlar köşelerinden, şundan bundan. O zaman da şey olmuyor. Kimseye bir şey öğretemiyorsun. Zor bir iş vesselam. İmam-ı Azam öyle diyor. Oğlum diyor, Hammad diyor. Hocasının adını vermiş. Oğlum Hammad diyor. Tamamen halkın içine girme diyor. Onlara benzersin diyor. Alet ederler. Ama tamamen onlardan uzak kalma diyor. İlmini kime öğreteceksin diyor. Dengeli. Bu da çok zor bir iş. Güzel peygamberimiz de işte böyle münafık alimlerden çok korkuyorum diyor. Hikmet döktürür ama yaptığı zulümdür. Allah'a zulüm, peygambere zulüm, dine zulüm. Tam tersi şeyler yapar. Hocanın bir bildiği vardır diye herkes de yapar. Yanlış yaparlar. Ortalık karışır. En çok korktuğum budur diyor. Hazreti Ömer'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şimdi efendim, Ahnef Basralıların ileri gelen adamıymış. Son derece güzel adammış. Çok güzel konuşurmuş. Hazreti Ömer'e gelmiş. Ömer bu şakası var. Bunu biliyor. Alim bir adam, güzel konuşuyor. Herkes çok seviyor ama insan, değil mi? Hapsetmiş adamı. Hapsettikten sonra bir sene hapsetmiş. Evet. Bir sene. Sonra demiş ki, niye hapsettim biliyor musun demiş. Seni bilmiyorum demiş. Bilmiyorum. Ama demiş, Ömer'in bir bildiği vardır diye. Doğrusu sana demiş, hiç beddua etmedim. Hep Allah'ım hasbunallah ve nimel vekil dedim. Kötü bir şey düşünmedim hakkında demiş. Ben seni hüsnü zannediyorum. Bir şeyim olmasa demiş, beni hapseder misin? Evet. Herkes seni böyle muazzam adam biliyor. Ama sen bir insansın. Hataların vardır. O hatalarını da yaygınlaştırırsın diye seni hapsettim diyor. Şimdi o kadar hassas konu ki bu. İmam-ı Azam Hazretleri hayatının ilk dönemlerinde talebeler ders vermiş, evine gidiyor. Talebeler, hocam şöyle dedin, böyle dedin, etrafında halka boyuna soruyorlar evine giderken de.
Çarşıdan geçiyorlar, giderlerken dükkanlarda meşhur hoca ya, ünlü çıkmışlar, Ebu Hanife geçiyor. Numan sahibi geçiyor, bak bak talebeler de sana soru soruyor. Biri demiş ki, bu hoca var ya demiş, bu hoca arkadaşın komşu dükkan sahibine. Sabaha kadar demiş, hiç uyumaz bu. Akşam yatsı abdestiyle sabah namaz kılan heriftir bu demiş. Halbuki İmam-ı Azam yatıyor, uyuyor, kalkıyor. Yani sabaha kadar uyuyor yani, uyumamazlık etmiyormuş. Mollala demiş, uyku bana haram oldu. Halk beni ne zannediyor demiş. Halk yalan çıkmasın diye ölünceye kadar hiç uyumamış. Abdestlik geçirmiş sabaha kadar. Görüyor musun? Bilen adam nasıl hareket ediyor? Şimdi sen diyor, evliya biliyor. Herkes diyor, halbuki ben biliyorum senin diyor. Şu yanlışın bu, yanlışın var. Onu hapsettim diyor. Bir sene hapsetmiş. O da hiç itiraz etmiş. Hakikaten olgun adammış. İşte böyle gerçekten halka önder olmak, alim olmak, yaptığını söylemek, yapmak. Evet, yaptığını söylemek önemli. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Döktürüyorsun ama kendin yaptın ne? Neden böyle yaptın diye hesap soracak Allah. Saf suresinde var. Hocalan işi böyle zor. Ya şimdi ah, hocalar kendini attı diye hoşunuza gitti değil mi? Siz de ailenin hocasısınız arkadaş. Hanımınızın hocasısınız. Oğlunuzun, kızınızın hocasısınız. Evet. Oğlum sigara içme ha. Sen içiyorsun ya. Oğlum sakın yalan söyleme ya. Sen de oğlan görmüş ki kaç defa yalan söylemişsin. Şöyle yapma. İyi. Evet. Siz de ailenin hocasısınız. Eğer böyle bir işe, yanlışa örnek olursanız ki o evlat babasını taklit eder. Bak ne diyor? Bir sene hapsetmiş herifi. Sen hocasın, herkes seni seviyor diye denemiş onu. Buna dikkat et demiş bak. Yanlış yaparsan demiş, yanlışa örnek alıyorsun. Efendimiz diyor ki ben diyor işte böyle söylediği işini tutmayan münafık alimlerden çok korkuyorum. Yanlışı yayarlar, kötülüğü yayarlar, inandırırlar, mahvederler. Bundan çok korkuyorum. Allah bizi haramlardan koruduğu kullarından eylesin. Amin. Hakkı görüp hakka teslim olanlardan eylesin. Batılı yanlışı görüp ondan uzak kalanlardan eylesin. Bunun için devamlı her gün evuzu besmele çekmeden yemeyeceksin, içmeyeceksin, yatmayacaksın, kalkmayacaksın, evden çıkmayacaksın, işe başlamayacaksın. Hep Allah'a sığınacaksın. Evuzu bike minel buhli vel keseli ve erzel umuri ve azabil kabri ve fitneti deccali ve fitneti mahya vel memat. Peygamberin her gün ettiği dua bu. Allah'ım cimrilikten, ahir ömürde sürünmekten, tembellikten. Hoca atıyor, kafayı atıyor. Bak İmam-ı Azam bu sabaha kadar uyumayan adamdır deyince uyku bana haram oldu. Beni ne zannediyorlar? Hiç uyumamış. Allah bu hassasiyeti bize de versin. Bir baba olarak siz de böyle davranacaksınız. Çocuklarınız sizin, hocanızsınız siz. Yanlış öğretirseniz, evet öyle hesap vereceğiz. Hepimiz babayız elhamdülillah. Yani bu çok önemli. Çok önemli. Efendimiz ne kadar bizi güzel uyarıyor. Evet, örnek insanlar böyle. Tabii okul müdürü böyle, devlet başkanı böyle, belediye başkanı böyle, başhekim böyle. Hepsini saygar sen. Yani herhangi bir insan grubunu örnek aldığı, emrini dinlediği, tabii bildiği olmasa yapar mı dediği kişiler her yerde bulunabilir. Böyle söylediğiyle fiili birbirine uymazsa en çok korktum. Yanlışlığı yaygınlaştırır diyor. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Son hadisi okuyorum efendim. İnnemâ ene beşerun. Ben ancak ve ancak bir insanım. Evet, yiyip içiyor, evleniyor, uyuyor, kalkıyor. Biz ne yapıyorsak onu yapıyor. Ben ancak bir insanım. Ama bizim gibi bir insan değil. Kur'an-ı Kerim'de de El-Kehf 110.
Kul innema ene beşerun mislüküm. Habibim de ki onlara, ben ancak sizin gibi bir insanım. Evet. Ancak yuha ileyye. Allah bana vahyeder. Kur'an'ı verir, öğretir, terbiye eder. Benim o tarafım var. Ama insanım. Ne kadar güzel. Kur'an denge dini işte. İslam denge dini. Kur'an dengeli yaşamamızın prensibini öğretiyor. Hazreti İsa çocukken beşikte konuşmuş. Meryem Hanım kucağına almış. Doğum yaptıktan sonra kavmi aramaya geliyorlar. Nereye gitti bu kız falan diye bakıyorlar çocuk. Evet. Öldüreceklerdi. Onun için kıra çıktı. Evlenmeden hamile kaldı. Ondan sonra arıyorlar bu sefer de. Bakıyorlar kucağında çocuk. Kad çi'ti şey'en feriyye. Çok kötü iş yaptın Meryem. Senin sülalen asil bir sülale. Peygamber sülalesi. Evlenmeden çocuk sahibi oldun. Böyle söylüyor. Kur'an'da var. Meryem suresi var Kur'an'da. Evet. Başımız İsa aleyhisselam. Anama laf etmeyin. İnni Abdullah. Ben de Allah'ın kuluyum. Allah beni seçti. Peygamber etti. Namaz kıl dedi. Anana babama itaat etti. Başlamış konuşmaya. Babası dünyaya geldi. Beşikte çocuk konuşur mu? Bir de çocuk beşikte konuşunca Allah'ın oğlu da ondan deyiverdiler. Aşırı gittiler. Kur'an bunu önlemek için Habibim de ki onlara, müminlere, senin için canlarını feda edecek olanlara, o kadar çok sevenlere, innema ene beşerun mislüküm, ben sizin gibi bir insanım, ilah değilim, bana tapılmaz, ben Rabbimin elçisiyim, yuha ileyye, bana vahyedilir, görev verilir, size aktarırım, farkımız burada, ama bir insanım ben, bana tapılmaz, denge dini. Allah'a yalvarırken peygamberimiz arada yok. Namaz kılarken araya peygamberimiz girmiyor. Allahu Ekber dediğimiz zaman kimse yok. Allah'a hitap ediyoruz. Ya Rabbi dediğimiz zaman kimse yok arada. Peygamber yok, şeyh yok, hoca yok. Direkt Allah'la kul arasında kimse girmiyor İslam'da. Hristiyanlıkta öyle değil. Papaza diyeceksin. Babası İsa'yı seni bağlayacak. İsa da Allah'a bağlayacak. Yok, İslam'da öyle bir şey yok. Ya Rabbi dedin mi direkt Allah'la berabersin. Ben ancak bir insanım. Beni Meryem oğlu İsa'ya benzetmeyin. Ayağa falan kalkmayın. Aşırı gitmeyin ha. Evet, şimdi bu aşırı gidenler hep bu kafa çalışmadığı zaman oluyor. Bazı insanın hocasını çok seviyor. Allah hocası uçuracağım derken fazla sevmek, akıl yok demek. Benim hoca en büyük diyor. Sen de bir başka hocayı seviyorsun. Yok, benimki en büyük. Hadi kavga ediyor iki Müslüman. İkisi de yanlış. En büyük Allah. Ötekiler beşer. Evet, hoca da beşer. Evet, yok sev ama en büyük bu deme. Bu aşırı söz. Düşünmeden söylenen söz. Dengeli yaşa. Dengeli yaşa. Ne güzel bak uyarı. Kul innema ene beşerun mislüküm yuha ileyye enneme ilahun vahid. Allah bir. Başka ilah yok. Ben bizim vahiy gelen peygamberinizim, elçinizim, aracıyım ama sizin gibi bir insanım de Habibim. Ben bir insanım demiş Efendimiz Peygamber. Ve izâ emertüküm bir şey min Rabbi min ra'i fe innema ene beşerun. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak konuştukları var. Bir de insan olarak konuştukları var. Ama biz her şeyin örnek alacağız. Mesela Medine'de hurmacılık var. Hurma, erkek hurma var. Dişi hurma var. Meyvelerin dişisi erkeği var. Değil mi efendim? İnsan neslinin çoğalması, erkekle dişinin birleşmesi bağlı olduğu gibi meyvenin olması da buna bağlı. Bir gün bu ama şuna örnek. İstişaresiz bilmeden iş yapmayın. Ona örnek olmak için demiş ki tuzlaşıp yapmayın demiş. Ne gerek var hurmalara?
O sana meyve olmamış. Osman diyor, ben diyor Allah'tan, Allah adına, din adına konuştuğum zaman asla yanlış söylemem. Asla, hepsi mutlaka doğrudur. Ama böyle sırf bizim bağ bahçe işleri gibi size bir şeyler söyledim mi, siz işin aslı neyse, gereği neyse, ilmi neyse, tecrübeniz neyse ona uyun demiş. Yani bize yol gösteriyor. Böyle din dışında bir şey yok ama hani böyle görünen şeylerde danışın. Etrafınıza gerekli olanı yapın. İlmi uygulayın demese dediğinde bunu söylemiş. Bu hadisi o zaman söylemiş. Ben insanım, beşerim. Böyle işlerde söylediğim zaman istişare edin, konuşun diye. Buna dair mesela Bedir Harbi'ne gitmiş. Ben de gittim oraya. Depenin yamacını sırtını depeye vermiş. 313 kişi silahsız, yalın ayak. 1000 kişi var zırhlı, atlı, silahlı. Dağa sığınmış ki icabında dağa sığınır, oradan savunma. Halbuki çok önemli su çölde. Orada kuyu var, Bedir kuyusu var, su var bir tane. Sahabi yürümüş, ya Resulallah buraya konmak demiş Allah tarafından sana vahim edildi. Yoksa buraya siz mi konalım dediniz? Hayır demiş, Allah tarafından vahiy edilmedi. Ya Resulallah öyleyse demiş, edepsizlik olmasın. Ya uygun görürsen, evet imtihandır bu. Peygamber'e bak, bilmiyorsun lan diyecek mi o kan kaba hareket. Yapmayacaksın, mümin peygamber sen öyle diyor ama gene de peygamber yav. Eğer demiş ya Resulallah uygun görürseniz bence suyu tutalım demiş. Düşmanı yenmek için suyu kesecek, teslim olacak, kan dökülmeyecek değil mi? Uyun olan bu. Doğru söylüyorsun demiş, öyle yapmışlar. Böyle şeylerde istişare lazım. Neyi gerektiriyorsa iş onu yapmak lazım ama misal bunlar. Aslında Peygamberimiz bilmez mi? Peygamberimiz hiç yanlış yapmaz. Hemen gelip Cebrail düzeltiyor bir şey yaptığı zaman. Bize bu konularda yanınızdakilere danışın, işin olması gereken neyse onu yapınsa dediğini öğretmek için böyle yapıyor yani, yoksa bilmediğinden değil. Her konuda Peygamberimiz nasıl oturmuş, nasıl kalkmış, nasıl su içmiş, nasıl yemek yemiş, nasıl uyumuş, nasıl ne yapmış, tuvalete girmiş, hepsi örnek. Hepsi örnek. Allah söylüyor, Rabbim beni terbiye etti, ne güzel terbiye etti. Ne güzel terbiye etti, her konuda terbiye etti. Zaten doğmadan babasını almış, doğduktan 6 yaşında anasını almış. Diyorlar ki alimler kıskandı diyor, çok seviyor Muhammed Aleyhisselam'ı. Allah kainatı onun hürmetine yarattı. Sadece kendi emeği geçsin diye babasını aldı, anasını aldı diyor. Öyle yorumlar yapıyorlar. Yani peygamber hiç öyle şey mi? Ama bize örnek. Şimdi sahabilerden zina yapan sahabi var. Rejim edildi. Yapacak ki rejim edenin cezasını millet görecek. Hani doktorlar ilaç piyasaya sürmeden evvel tavşanla yapıyorlar, farede yapıyorlar. Siz ona kobay diyorsunuz değil mi? Bizim hüküm öğrenebilmemiz için deneme tahtası onlar. Sakın aklınıza sahabe de bunun neymiş falan demeyin. Fedakar onlar, feda etmişler. Allah bizi şaşırtmasın, imandan, İslam'dan ayırmasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hakkın inananlardan, onun sözünü hayatına düstur edinenlerden, başkasılar müminlere de bunu öğretinip iki cihanda yüzü ak çıkanlardan eylesin inşallah.